Merhaba. Bu videoda Hextech zanaatkarlığı ve ganimet sistemine göz atacağız. Şimdilik yalnızca Türkiye sunucusunda devreye giren bu yeni sistem sayesinde tek başınıza veya hazır takımınızla oynarken başarılı oyunlar çıkardığınızda şampiyon ustalığı üzerinden ödüller kazanabilecek ve büyük indirimlerle rastgele içerikler elde edebileceksiniz. Şimdi gelin sistemin ayrıntılarına bir bakalım. Ganimet sistemi, şampiyonlar, kostümler, totem görünümleri ve sihirdar simgeleri gibi içerikler üretmenin, kazanmanın veya almanın yepyeni bir yolu. Bu sistemde çeşitli şampiyonlarla oynayarak veya bir takımın parçası olarak sergilediğiniz iyi performanslar sayesinde kilitli ustalık sandıkları kazanırsınız. Her ay en fazla 4 sandık kazanabilirsiniz ve oynadığınız her şampiyon size sezon başına bir sandık kazandırır. Sistemde hangi şampiyonların sizin için uygun olduğunu şampiyon seçiminde ve şampiyonlar sayfasında görebilirsiniz. Sandıklarınızı açmak için anahtar kullanmanız gerekiyor ve eşleştirmeye de girip galip geldiğiniz karşılaşmalarda rastgele bir anahtar kazanma şansınız var. Üstelik arkadaşlarınızla birlikte oynayıp galip geldiğinizde daha fazla anahtar kazanma şansınız oluyor. İçerikleri hatırı sayılır bir indirimle hemen elde etmek isterseniz sandık ve anahtarları mağazadan ayrı ayrı alabilirsiniz. Yine de istediğiniz belli bir içerik varsa bunu mağazadan doğrudan seçerek almanız en mantıklısı elbette. Sandıklardan çıkan ganimetleri yeni şampiyonlar, kostümler, totem görünümleri ya da sihirdar simgeleri üretmekte kullanabilirsiniz. Gelin şimdi bu ganimetlere göz atalım. İlk ganimet türümüz kristaller. Kristaller, Hextech zanaatkarlığı üzerinden birleştirilerek şampiyon ve kostüm gibi kalıcı içerikler açmanızı sağlayan zanaat malzemeleri. Zanaatla falan uğraşamam diyorsanız, kristalleri etkinleştirip içerikleri geçici bir süre için kiralayabilirsiniz. Sandıklardan çıkan bir diğer ganimet türü özler. Özler, şampiyon özü ve kozmetik öz olarak ikiye ayrılıyor. Şampiyon özü, şampiyon kristallerini kalıcı ganimete dönüştürmeye yarıyor. Kozmetik öz ise farklı kristal türlerinden şampiyon kostümü veya totem görünümü gibi ganimet çeşitlerini üretmenizi sağlıyor. Hadi bir de Hextech zanaatkarlığının nasıl işlediğine ve zanaat tezgahını nasıl kullanacağınıza bakalım. Zanaat tezgahı, ganimet eşyalarınızı etkinleştirerek kiralamanıza, geliştirmenize ya da istemediğiniz eşyaları yeniden işleyerek farklı içerikler edinmenize olanak sağlar. Bir kristali sağ tıklayarak kristali etkinleştirebilir, yeniden işleyebilir, ayrıştırabilir ya da geliştirebilirsiniz. Bir kristali etkinleştirerek 7 günlük sınırlı bir süre boyunca kullanımınızı açabilirsiniz. Öte yandan bir kalıcı ganimeti etkinleştirmek içeriği doğrudan koleksiyonunuza ekler. Kristallerle yapabileceğiniz bir diğer işlem onları yeniden işlemek. Zanaat tezgahında benzer türden 3 ganimeti yeniden işlemeyi denediğinizde bir adet kalıcı ganimet elde edebilirsiniz. Örneğin 3 farklı şampiyon kristalini yeniden işleyip önceden sahip olmadığınız kalıcı bir şampiyona sahip olabilirsiniz. Eğer öze ihtiyacınız varsa, ganimetleri ayrıştırıp özlerini ayırabilirsiniz. Bu özler, kristal halindeki farklı eşyaları kalıcı ganimete dönüştürmekte kullanılır. Son olarak geliştirme seçeneğiyle öz kullanarak tek bir kristali kalıcı ganimete dönüştürebilirsiniz. Hextech zanaatkarlığını sizinle paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyor ve yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz. Unutmayın! Hextech zanaatkarlığı ve ganimet sistemi Türkiye sunucusundaki oyuncuların yorumlarıyla şekillenecek. Bu sistemle ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Adalet meydanlarında görüşmek üzere.